Herkese merhaba. Hayatımız Proje, Proje Yönetisinin El Kitabı adlı kitabımızı seslendirmeye devam ediyoruz. Geçen videoda organizasyon yapıları arasındaki farkları konuşmuştuk. Organizasyon yapılarına göre projeye kaynak bulmak, proje yönetisinin yoğunluğu nasıl değişir, çekirdek ekibin yoğunluğu nasıl değişir ve birkaç tane araştırma soruları yazmıştım. Yorumlarınızı o videonun altına yazabilirsiniz. Bu hafta ise PMBOK 6'da gelişen veya değişen organizasyon yapıları hakkında bilgi vererek devam etmek istiyorum. Evet arkadaşlar, PMBOK 6'da organizasyon yapılarında çok önemli değişiklikler var. Bu değişiklikleri şimdi konuşalım ve proje yönetiminin hangi organizasyon yapısında nasıl işlediğini anlatmaya çalışalım. Şimdi birinci organizasyon yapımız organik veya basit diye geçen organizasyon yapısı. Bunlar çok küçük şirketler. Çalışma grupları esnek, insanlar yan yana çalışıyorlar, bir arada çalışıyorlar. Özel bir görev tanım ayrımı yok. Herkes her işi yapabilir durumda. Bu yüzden proje yönetisinin otoritesinden bahsetmemiz de pek mümkün değil. Az veya yok diye gözüküyor. Proje yöneticisinin rolü part-time olarak karşımıza çıkıyor. Yani operasyonel işler de bir taraftan yapılıyor. Proje için ayrılan zaman da yarı zamanlı. Bir görev tanımı olarak tam netleştirildiğini söyleyemeyiz. Şu anda sadece koordinatör adını verebiliriz. Proje yönetisi diyemiyoruz. Kaynak bulmada sorunlar yaşanıyor. Kaynak bulabilmesi için yeterince yetkisi yok. Bütçeyi yöneten de açıkçası kendisi değil. Şirket zaten küçük olduğu için bir tane patronu var. Patron işleri götürüyor. Veya doğrudan projede fiilen çalışan kimse, uygulama yapan operatör kişi maliyetleri biliyor zaten. Proje yönetisinin bir çekirdek ekibi, idari kadrosu yok. Bu yüzden bu projeye destek olan kişi sayısı da bu çerçevede oldukça az. Şirket nispeten biraz daha büyüyüp departmanlara bölündüğünde fonksiyonel bir yapı ortaya çıkıyor. Merkezileşmiş oluyor. İşlerin yapılış düzeni var. Burada belirli prosedürler oturuyor. Burada mühendislik işleri, üretim faaliyetleri devam ediyor. Ve operasyonel işlerine yoğun bir şekilde zaman ayırıyor insanlar. Proje yönetisinin otoritesinden yine bahsedemeyiz. Çünkü projelik herhangi bir iş yok ortada. Daha çok operasyonel işler devam ediyor. Proje hasbelkader başlarsa proje yönetisi de part-time olarak görev yapıyor. Ama kendisine yine proje yönetisi diyemiyoruz. Şu anda henüz koordinatör rolünü üstlenmiş durumda. Koordinatör proje yönetisi kadar bile yetkisi olmayan kişi durumunda. Önceki PMBOK'larda da benzer bir durum vardı zaten. Kaynak bulmada zorluklar yaşanıyor. Projeye yetince insanlar destek olmuyorlar. Projenin bütçesini fonksiyon yöneticileri idare ediyor. Çünkü yetki şirkette, fonksiyon yöneticilerinde. İdari kadro projeye destek verenlerse part-time bu göreve bakıyorlar. Daha çok işlerinin operasyonel tarafına odaklanıyorlar. Şirketimizi biraz daha büyütürsek bu sefer multi-divisional denilen organizasyon yapısıyla karşılaşıyoruz. Aslında fonksiyonel organizasyon yapısının büyütülmüş hali. O fonksiyonel yapıdan birkaç ortamda, jeografik olarak birkaç ortamda yer alabilir. Veya üretim ortamının birkaç kez tekrar edilip farklı yerlerde kurulduğu durumlar olabilir. Bu durumda da multi-divisional bir yapı, yani çok bölümlü bir yapı ortaya çıkıyor. Fakat o proje yönetimi açısından baktığınızda değişen çok fazla bir şey yok. Çünkü bu organizasyon yapısında da ağırlıklı olarak operasyonel işler yürütülüyor. Yine proje yönetisinin otoritesi düşük veya bazen hiç yok. Hala proje yönetisi değil, koordinatör adını almış durumda. Kaynak bulmada zorluklar yaşanıyor. Çünkü projeler çoğu zaman ayak bağı olarak görülebilir. Yeterince zaman ayrılmıyor. Hala bütçeyi fonksiyon yöneticileri idare ediyorlar ve çekirdek kadro veya idari ekip projeye tam zamanlı destek vermiyor. Sadece part-time destek veriyor. Evet, şimdi matris organizasyon yapılarına odaklanalım. Önce gelin zayıf matrisle başlayalım. Bu önceki videolarımızda da söylediğimiz gibi fonksiyon organizasyona en yakın organizasyon tipiydi. PMBOK 6'da da hala aynı durum geçerli. İşin bir fonksiyonu olarak
görülüyor projeler. Yani yaptığı operasyonel işlerin içinde yapılan düzenli bir iş, ayrı bir iş olarak düşünülmüyor. Proje yöneticisinin yetkisi düşük. Hala proje yöneticisi part-time görev yapıyor ve burada da koordinatör olarak görev üstlenmiş durumda. Kaynak bulması açıkçası zor. Henüz daha düşük bir tane kaynak bulmada yetkisi yok çünkü. Proje bütçesi fonksiyon yöneticileri tarafından idare ediliyor. Proje idari ekip ise part-time kendisine destek veriyor. Dengeli matriste çok önemli değişiklikler var. Önceden dengeli matris daha proje yöneticisinin yetkisinin fazla olduğu organizasyon yapısıydı. Artık bu durum değişmiş PMBOK 6'da. Job function dediği yani yine işin içinde yer alan bir fonksiyon projede. Yetkisi nispeten zayıf matrise göre artıyor. Burada proje yöneticisi vasıflarını kullanarak kendisi bunu bir beceriyle gerçekleştirebilir. Ama hala koordinatör olarak birazcık doğal liderlik yollarını kullanarak işi götürüyor. Fakat tam yetkisi yok. Bu yüzden koordinatörlüğünü henüz üstleniyor diyeceğiz. Kaynak bulmada nispeten biraz daha sözünün geçtiğini zayıf matrise göre söyleyebiliriz. Burada da yine şahsi ilgisi, şahsi alakasıyla projenin liderliğini üstleniyor. Bütçeyi artık proje yöneticisinde burada bir miktar söz hakkı var. Performansla ilgili fonksiyon yöneticisine gerekirse geri bildirimde bulunabiliyor. Ve projeye idari personel açısından baktığımızda onlara part-time destek vermeye devam ediyorlar. Peki güçlü matriste neler oluyor? Bu sefer artık bir proje yöneticisinden bahsedebiliyoruz. Proje yöneticisi fiilen görev alıyor. İşin içinde bir de proje yöneticisi var diyeceğiz. Otoritesi daha da artıyor. Resmi olarak görevlendirme gerçekleştirilmiş durumda. Kendisi full time proje için çalışan bir kişi. Yetkisi kaynak bulma açısından yetkisi daha fazla. Bütçeyi proje yöneticisi idare eder ve kendisine özel bir administrative staff var. Yani idari bir personel var. Proje için görev yapıyorlar. Son dört organizasyon yapısı da şu şekilde tanımlanmış durumda. Birincisi project oriented, proje odaklı. Çalışma biçimi ekibin proje bazlı çalışıyorlar. Proje yöneticisinin tamama yakın yetkisi var. Tamamen full time proje bazlı çalışıyor ve proje yöneticisi olarak görev yapıyor. Kaynak bulması daha kolay çünkü ona özel proje için bir ekip veriyorlar. Bütçeyi proje yöneticisi idare ediyor ve kendisine özel yine bir çekirdek ekibi var. Bu da full time projeye destek veriyor. Bir başka organizasyon yapısı olarak sanal yapıyı görüyoruz. Bu yapıda bir ağ diyagramının içinde düğümler var ve bu düğümlerdeki kontak yani iletişim halinde olduğumuz, irtibat halinde olduğumuz kişiler de diğer kişilerle iletişim halindeler. Yani proje yöneticisi önce düğümdeki kişilerle iletişim kuruyor. O düğüm noktaları da gidip bir başka ekiple iletişim halinde olarak proje ekibini oluşturuyorlar. Proje yöneticisinin otoritesinin düşükten ortaya doğru ilerlediğini görüyoruz. Proje yöneticisi full time'da çalışabilir, yarı zamanda çalışabilir böyle bir organizasyon yapısında. Sanal olması bir yerde ekip üyelerinin aynı lokasyonu kullanmasını gerektirmiyor. Dünyanın farklı yerlerinde olabilir bu insanlar. Kaynak bulmak düşükle orta arasında demiş PMI. Bütçe karışık yani proje yöneticisi gerekirse departman yöneticileri veya bu düğüm noktasındaki kişiler de projenin bütçesinde söz sahibi olabilirler. Yine administrative staff yani çekirdek ekip veya işte idari personel full time'da çalışabilir, part time'da çalışabilir. Hibrit yöntem diye bir yöntemden bahsedilmiş. Gördüğünüz gibi burada her şey karışık olarak ifade edilmiş. Yani bu saate kadar saydığımız bütün organizasyon yapılarının bir karışımı olarak da karşımıza çıkabilir. Ki artık günümüzde bu tarz organizasyon yapılarıyla yani tek bir model tanımlamak çok zor.
teknolojinin özellikle gelişmesinden dolayı hibrit yapılarla karşılaştığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Son olarak da proje yönetim ofisi. Bu proje yönetim ofisi içinde program yönetim ofisi veya portföy yönetim ofisi gibi isimler de yer alabilir diyor PMBOK 6'da. Bu da proje yönetim ofisi olduğu zaman daha resmi olarak projelerin yönetildiği bir merkezi yapıdan bahsediyoruz. Çalışma grubu olarak karışık olabilir, diğer tiplerin karışımı olabilir. Proje yöneticisinin tamama yakın yetkisi vardır. Full time proje yöneticisi görev yapar. Kaynak bulması çok daha kolaydır. Tamama yakın güçlü bir proje yöneticisinin yetkisi var ve bütçeyi idare ederken administrative staff de kendisine özel ayrılmış olur.